Müfit Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Şu anda neler yapıyorsunuz? Sizi tanıdığımız kadarıyla oyunculuk, yönetmenlik, senaristlik gibi bu alanda geniş bir yelpazeye sahipsiniz. Şu anda aktif bir proje var mı? Nelerle uğraşıyorsunuz? Evet, şimdi böyle sayınca da maşallah hani çok yetenekliymişim gibi görünüyor ama bu yetenek çokluğundan değil, maddi yokluktan. Herkese verecek paramız, bütçemiz olmadığı için genelde her şeyi ben yapmak zorunda kalıyorum. Onu belirteyim de, ulan ne kadar şey adamsın, çok biliyorsun, her şeyi sen yapıyorsun demesinler. İmkanımız olunca bazı şeyleri devrediyorum başka arkadaşlarımıza. Mesela 80'ler dizisini 193 bölüm yönettim. Oynamadım. İlla oynayayım diye bir derdim yok. Şu ara 2017'den beri tek kişilik sahne gösterileri yapıyorum. Ona da devam ediyorum. Çok şükür güzel geçiyor. Anadolu turnelerimiz var. Avrupa turnelerimiz var. Adı da itiraz ediyorum. Onu kamera kaydına çektik. Yeni bir şey deneyeceğiz. O kamera kaydını sinemalarda vizyona sokacağız. 3 Mayıs'ta sinemalarda itiraz edeceğim. Sinemada itiraz ediyorum. Bu da böyle bir deneme olacak. Bakalım yanılacak mıyız? Ne kadar yanılacağız? Göreceğiz. Peki Müfit Bey'in bir motivasyon kaynağı var mı? Ve sizi takip eden yeni nesil, özellikle oyunculukla ilgilenenlere başarılı olmaları için bir tavsiyede bulunsanız neler söylersiniz? Motivasyon kaynağı çok klasik gelebilir ama sevmek, işimi seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sevdiğim işleri yapmaya çalışıyorum. Motivasyon kaynağım bu. Yani Konfüçyüs'ün dediği gibi insan sevdiği işi yaparsa bir gün bile çalışmış sayılmazmış. Benimki de o hesap. Sevdiğim işi yapıyorum. Üste de geçinebileceğim kadar para veriyorlar. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim bilet alıp gelenlere. Bu arada da tabii sahne gösterisi yapmak bana şöyle bir özgürlük ve şans veriyor. Sevmediğim projelerde oynamamak, yönetmemek, yer almamak gibi. Bu sayede reddedebiliyorum, benim sevmediğim bir proje gelirse. Yoksa pek çok arkadaşlarımız belki bir gönül bağı kurmadıkları işte sırf geçinebilme adına oynamak, yönetmek zorunda kalabiliyorlar. Çok şükür tek kişilik sahne gösterileri sayesinde, oraya gelen seyirciler sayesinde ben sevmediğim işleri reddetme şansına sahip oldum. Bu açıdan da seyircilere teşekkür ediyorum. Bunu sormadan edemeyeceğim. Sizi birçok nesil mandıra filozofu olarak tanıdı. Siz bu dönemi öncesi ve sonrası olarak ayırır mısınız? Biz sizi tabii ki farklı projelerle de tanıdık, olacak o kadar gibi ama siz bunu mandıra filozofuna bağdaştırır mısınız? Öncesi ve sonrası olarak ayırır mısınız? Tabii öncesiyle sonrası, şimdi işin niteliği açısından çok büyük bir değişim olmadı. Çünkü çoğu kişi mandıra filozofunu tanıdı ama 1996 senesinde Aran Adam diye bir projeyle kamera önüne geçmiştim. O zaman da iyi kötü tanınıyordum ama bu sosyal hayatımı etkileyecek kadar değil. Mandıra filozofuyla sağ olsun çok büyük kitleler tanıdı. Çok fazla tanınmaya başladım. Başta şaşkındım, daha çok mahcuptum. Biri tanınınca, sevgi sözcükleri söyleyince ne yapacağımı bilemeyip buram buram terliyordum. Zaten terleyemeyim. Daha çok terliyordum. Şimdi yavaş yavaş alıştım. Sağ olsunlar, yani karşılaşınca hep gülen yüzler, mutlu suratlar görmek bana bir nevi terapi gibi geliyor. Bu yüzden de yolda görüp gülümseyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir nevi terapi yapıyorlar bana. Böyle bir değişiklik oldu yani, çok tanınmak. Ona da alışmak gerekiyordu. Alıştım galiba. Peki kendinize has bir iletişim tarzınız var. İletişim anlamında bir bakış açınız var. Bu sektörde sizi nasıl etkiliyor? Olumlu veya olumsuz olarak değerlendirecek olursanız? Şimdi tabii ki parayı veren düdüğü çalar derler. Bizim sektörde de öyle. Her zaman kendi görüşlerinizi, kendi bakış açınızı dayatamıyorsunuz. Parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor ama ben de düdük olmak istemiyorum. Bir takım işte zaman zaman tatlı çatışmalar, tartışmalar oluyor. O yüzden de mümkün olduğunca artık yapımcısı olacağım filmleri çekmek istiyorum. Ama çekecek de şu an bir birikimim yok. Biraz para biriktirirsek kendi işlerimin patronu olmak istiyorum. Kimsenin düdüğü olmak istemiyorum. Son olarak 2024'e yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. 2024'e ait beklentileriniz neler ve bu sene içerisinde seyirciye bir sürpriz proje bekler mi? Kişisel bir beklentim yok. Çünkü kişisel beklentiler genelde boşa çıkar. Ne demek istiyorum? Mesela tek başıma kendim için mutluluk istesem ne olur? Herkes mutsuzsa, herkesin mutsuz olduğu bir ülkede, bir dünyada ben ne kadar mutlu olabilirim? Edip Cansever'in dediği gibi gülmek bir halk
halk gülüyorsa gülmektir. Ona inanıyorum. O yüzden kişisel bir beklentim yok. Hepimiz için, şu an seyreden, seyretmeyen, bütün insanlar ve bütün insanlık için önce mutluluk, sağlık, huzur. Bugünlerde de en çok barış istiyorum. Yeni yılı barış getirsin. Öncelikle ve özellikle Filistin'e barış getirsin. Sonra dünyanın her yerine getirebiliyorsa barış getirsin diyorum. Başka bir şey istemiyorum.